Aynalar bakmayın yüzüme dikti. İşte yakalandık, kelepçelendi. Çıktınız umulmaz anda karşıma. Başımın topmağı indi başıma. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Erman hocamız Erman Tuncer, profesör doktor, diş hekimi kendisi. Uzun yıllar İstanbul'da yeni nesil çocuklarımızı yetiştiren, kendi akademik camiası içerisinde aynı zamanda da gençlik, daha 1968 diyebilir miyiz hocam? Daha önce 68 kuşağı sonra ya. Tabii 62. Efendim gençlik yıllarından beri bu milli manevi duyguların hakim olduğu insanların işte verdikleri mücadele içerisinde bulunan hocalarımızdan bir tanesi. Hocam bu son günlerde Üstad Necip Fazıl Kısakürek'le alakalı bazı tezviratlar diyeceğim gündeme getiriliyor, konuşuluyor, bahsediliyor. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu da Necip Fazıl için işte Cumhuriyet Halk Partisi parti meclis üyesiydi, milletvekili adayı oldu gibi işte bazı o kumarla ilgili resimleri paylaşılıyor gazetelerde, haberlerde. Siz tabi uzun yıllar Üstad Necip Fazıl Kısakürek'le birlikte oldunuz gençliğinizden beri, rahmetli olana kadar. Biz de dedik ki bu işi en iyi bilen hocamız, Erman hocamız bize bunu bir tarif etsin, anlatsın. Ne biliyor hem düşüncesini, duygu dünyasını. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim Necip Fazıl Bey renkli bir kişilik. Hangi Necip Fazıl var derseniz iki tane Necip Fazıl var. Eyvallah. Abdülhakim Arbazi Hazretleri bir dönüm noktasıdır. Ondan önceki Necip Fazıl Bey bohem hayatı yaşayan bir kişi. Fakat daha sonraki Necip Fazıl Bey, İslam'ı hayat modeli olarak benimseyen bir kişi. Bir kulun elbette hataları vardır, kusurları vardır, yanlışları vardır. Bir hadis-i kutsi'de buyuruluyor ki, eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, sizin yerinize günah işleyip de tövbe eden bir kavim yollardı. Çünkü Necip Fazıl Bey'in savunduğu İslam davasının en önemli meselelerinden birisi kibirden uzaklaşmaktır. Takdir edersiniz ki Necip Fazıl Bey büyük bir şair, büyük bir edebiyatçı, büyük bir tiyatro yazarı, büyük bir tefekkür, ideoloji örgülerini yazmış. 10 parmağında 10 marifet olan bir kişi. Bunun için Necip Fazıl Bey'in hayatında yaşadığı yanlışlar vardır, doğrular vardır. Veya zamanı içindeki şartlardan dolayı takındığı politikalar vardır. Evet. Ama Necip Fazıl Bey'in ektiği tohumlar bugün yeşermiştir. Bu ülkenin cumhurbaşkanları, başbakanları, sanat adamları, devlet insanları onun ektiği topraklarda büyümüşlerdir. İlham almışlardır. İlham almışlardır. Dava bilinci. Bunun çilesini çekmiştir, ıstırabını çekmiştir. Cezaevlerinde sürünmüştür. İnandığı dava uğruna her türlü fedakarlığı yapmıştır. Eyvallah. Elbette yanlışları da vardır. Bir şiirini çile kitabına almamıştır. Dikkat ederseniz şiir kitabının ismi Çile'dir. Hakikaten çile dolu bir hayat vardır. Bir gün Necip Fazıl Bey'e hakim mahkemede soruyor. Siz diyor dini istismardan dolayı yargılıyoruz. Ne dersiniz? Hakim Bey diyor. Ben nasıl dini istismar edebilirim? Bu dini hakikatler için yıllarca hapishanede yattım. Ben dini istismar etmiyorum ama siz galiba istismar kelimesini istismar ediyorsunuz. Eyvallah. Türkiye, tam üstada yakışır. Tam üstada yakışan bir sözdür. Onun için şimdi kendisi hayatında şundan bahsetti. Bir şiirinden çok üzüntü duydu. Kadın Bacakları isimli bir şiir. Maalesef dedi bu şiir bir küfürdür. Allah beni affetsin kendisi dedi. Kendisi mi söyledi? Kendisi söyledi. Kendisi söyledi. Ben dedi cahiliye zamanında bu şiiri yazdım. Yani Abdülhakim Erbaz Hazretleri bir dönüm noktasıdır. Ondan önce yazdığı bir şiirdir. Ve hiçbir yerde bu şiirimin yayınlanmasını istemedim dedi. Bu dedi dini anlamda bir küfürdür. Allah beni affetsin dedi. Var mı o piyasada hocam? Şimdi tabii yani böyle... bu internet dünyasına girdiğiniz zaman maalesef Kadın Bacaklar isimli şiir çıkıyor. Çıkıyor. Bir yazılı metne düştükten sonra bunu önlemek mümkün değil. Ama bizzat şair bu şiirinden dolayı özür beyan etmiştir. İçtinab etmiş. Tabii Allah'tan istiğfar etmiştir. Milletten özür dilemiştir. Bu bir cahiliye döneminin yaptığı bir hatadır. Eyvallah. İkinci konu
Atatürk'ün ruhu dirilecektir cümlelerinden bu yazıdan da çok üzüntü duymuştur. Bunu yazış sebebini de İsmet Paşa'nın Ceberrut yönetimine karşı onu kızdırmak için kaleme aldığını söylemiştir. Ama onu da hata olarak kabul etmiştir o yazılarda. Yani bunları dile getirmiştir. Maksat orada İsmet Paşa'ya muhalefet, evet, yani. Evet, İsmet Paşa'ya muhalefet etmek için böyle. Zannediyorum aynı şeyi Atilla İlhan'da da rastlıyoruz. Atatürk'e tenkit edemeyenler, yani İsmet, genelde İsmet Paşa üzerinden bu işi yapmışlar diye düşünüyorum ben. Hala daha yaşanıyor hocam bunlar. Yaşanır. Yani halen İsmet Paşa üzerinden. Çünkü 1926'ya kadar tarih kitaplarına bakarsanız Kazım Karabekir, Rauf Orbay, İsmet İnönü, buna benzer insanlar kahramandırlar. Fakat 1926'dan sonra kahramanlar Fevzi Çakmak, İsmet Paşa ve Atatürk olmuştur. Evet. Halbuki 1926'dan önce bunların yaptığı, mesela Kazım Karabekir'in ve Rauf Orbay'ın Atatürk'e bağlılıkları, Atatürk'ü Milli Mücadele Hareketi'nde çok rahatlatmıştır. Hatta İstiklal Mahkemelerine bile yargılandılar. Tabii yargılandılar. Benim. O noktaya tabii kadar gittiler. Tabii bu inşallah bir tarih sohbeti yaptığımız zaman bu İstiklal Mahkemelerini anlatırız. Şimdi Necip Fazıl Bey, Nazım Hikmet ve bildiğim kadarıyla Nihal Atsız, bunlar Deniz Harp Okulu mezunları. Tahmin ediyorum aralarında sınıf farkı vardır. Ama bunlar bir araya gelselerdi, çünkü biri Marksist oldu, biri İslam dininin yolunu seçti, birisi de Türkçülük yoluna gitti. Bunların üçü birlikte olsaydı Türkiye'yi bir kenara çevirirlerdi. Yani Necip Fazıl Bey'in şairliği, cemiyet meselesine hakimiyeti ve gençlere verdiği heyecan bugün Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin kurulmasının temellerini atmıştır. Eyvallah. Yani bütün İslami kesimleri canlandırmış, İslam karşıtı olan grupların bütün tezlerini çürütmüş, çok güçlükler halinde davasını götürmüştür. Zaten Cumhurbaşkanımız da herhalde onun bazı programlarında galiba bir iki yerde takdim yapmış zannediyorum. Takdim yapmış. Bazılarını dinlemiş, bana anlatılan. Tayyip Bey'e göstermiş, takimi bu yapsın diye. Böyle. Ya hocam şimdi şöyle, ben de mesela yetiştim. Üstad Necip Fazıl Kısaküre'yi gördüm yani birkaç sefer bayağı. Babam Allah rahmet eylesin onun sayesinde, o bu camianın hareketin içerisinde olduğu için. Hani üstad benim iki halim var diyor, evet, ya. Mesela sevenler, muhibbanı, ondan beslenenler fikri olarak, zikri olarak. Öbür Necip Fazıl Kısakürek'ten bir bukle gördükleri zaman, bir şey, evet, gördükleri zaman büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Mesela ben de 80'den önce Milli Türk Talebe Birliği'ne gitmiştik. Üstadın bir programı vardı. Efendim, orada işte millet bir hareketlendi, üstad geliyor falan. Baktım kendisinden daha böyle iri, daha boylu postlu. Efendim, böyle topuklu ayakkabılı, üstünde ne kürküydü bilmiyorum, kürklü bir hanımefendi, başı açık falan. Sonradan tabii çocukluk şeyi ve beynimde, zihnimdeki Necip Fazıl, işte İslam'ın bayraktarı, sancaktarı, motivasyonu, milli şuuru, milli şuur yayan, milli şuurla milleti emziren bir adam. Şimdi öyle bir adamın yanında böyle bir hanım görünce ben de o zaman ilk mesela böyle bir şey yaşadım kendi içimde. Şimdi oradan mülem. Şimdi bakıyorum bazı gençlerde de buna benzer ya işte üstad kumar oynuyormuş işte falan gibi, efendim bu tip demin sizin de söylediğiniz gibi bohem hayata dair bazı şeyler. Böyle bir şey oluyor ama bu neticede bilmiyorum siz ne dersiniz? Şimdi bunu? Efendim bakın, yani haddimi aşarak bir şey söylüyorum. Estağfurullah. İyi ki Necip Fazıl bu günahları işledi. Çünkü böylesine kapasitesi yüksek olan, kabiliyetleri mükemmel olan, on parmağında on marifet olan adam kibir içerisine girerdi. Bakın Necip Fazıl'ı bu halini anlatan Aynalar şiiri vardır. Necip Fazıl daima Göte'nin bir sözünü naklederdi. Genç adam, başını ey murakabeye gir, bil ki yol kalabalıkların gittiği yol değildir. Hakka giden istikamettir, sen oraya da dön. Necip Fazıl
durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak derken bunu yapmaya çalışmıştır. Bir felakete gidiyorsunuz, geliniz bunu yaşayınız diye. İşte Aynalar şiirinde de oturmuş, o büyük zatla tanıştıktan sonra, Abdülhakim Arbasi ile tanıştıktan sonra oturmuş, o hayatın özlemini duymuş. Hatta bana anlattı. Efendim demiş, sizin emir buyurduğunuz bir hanımla evlenmek isterim. Üstad şeye söylüyor, Arbasi'ye söylüyor. Arbasi Hazretleri'ne söylüyor. O da onun sosyal durumuna bakmış. Demiş ki, sen bu türlü bir izdivaçın altından kalkamazsın. Şimdi Aynalar şimdi şunu söylüyor. Oturuyor, bir nefs muhasebesi yapıyor. Kendi günahlarını görüyor. Her suç suratında ayrı bir imza. Benmişim meğer dünyada kendime en büyük ceza. Ey dipsiz berraklık, ulvi mahkeme, acı hapsettiğin sefil gölgem. Ve sonunda da Abdülhakim Efendi Hazretlerine daha sonra benim efendim diye şiiri yazmadan önce de diyor ki, o güzel hayatın özlemini duyuyor. Allah ve Resulüne bağlılığın zevkini tadıyor. Evet. İşte orada da şunu söylüyor. Çıkamam, çıkamam aynada zindan. Bakamam, bakamam aynada vicdan. Beni beklemeyin. O bir hevesti. Gelemem, aynalar yolumu kesti. Ya. İşte Necip Fazıl'ın bence en üstün tarafı budur. Evet. Günahını anlamış ve haddini bilmiş. Haddini bilmiş. Ya Rabbi, ben kusurlu bir kulum, günahkar bir kulum ve şunu her zaman söyledi. Beni ben olarak vurmak kolaydır. Ama beni fikrimle vurmak zordur. Ben günahkar bir adamım ama savunduğum dava kainatın efendisinin insanlara yaptığı muazzam bir tebliğdir. Bunu ayırt etmek istedi ve hazırladığı bütün eserleri, şiirleri, yazıları müstakbel nesil için yaptı. Onlar beni anlayacaklar. Onlar beni tanımadan bunları yayacaklar. Mesela Kumar Baskı'nda söylediğiniz hadise, bu Paris'te okurken elindeki bütün parayı bana kendisi anlattı. Kumar masasında bitiriyor. Tramvaya binecek parası yoktur. Allah Allah. O zaman dedi ki, ben Aksaray'dan Levent'e kadar olan bir mesafeyi yürüyerek gittim. Gece. İşte kaldırımları burada yazıyor. Necip Fazıl bir çile adamıdır. Durduğu yerde eser vermez. Menderes'te de var herhalde hocam. Benzer böyle, yani tabii, parayı almış Ankara'da. Şimdi öyle, örtülü ödenek meselesi var. Ha, orada mesela. Adnan Menderes zannediyorum zamanın parasıyla 140 bin lira bir para vermiş. Buradaki verilen para bir matbaat meydana gelsin. Ama galiba Ankara Palas'ta o parayı kaybetmiş. Sonra Bahadır Dülger'i görevlendirmiş. Necip Fazıl Bey biletini almışlar. Ankara Garı'ndan hareket ettiği sırada cebine de bir 100 lira para koymuşlar ve bu şekilde gitmiş. Eyvah. Yani ya, zuhurata tabi olmuş bir adam zuhurata, gibi böyle. Elindeki parayı dağıtan bir adam. Mesela bakın size enteresan bir şey anlatayım. 1930'lu yılların en ünlü restoranı Konya Lezzet. Sirkeci mi? Sirkeci'de, Konya Lezzet. İstanbul'un elitleri ve seçkinleri özel, eyvah, yemeklerini burada yerler. Bunu Baki Siyah Edipoğlu Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdı. Ben de üstada sordum, doğru dedi. Doğru olan hadise şu. Habib Edip Törehan o zaman Türkiye'nin en zengin adamlarından birisi. İşte Baki Siyah Edipoğlu 3-4 tane arkadaşları Konya Lezzet'te Necip Fazıl Bey ziyafet veriyor. Yemeğin sonunda bakıyorlar ki hesap 27 lira gelmiş. Bir de ne görsünler? Necip Fazıl Bey 50 lira bahşiş veriyor. Habib Edip Törehan diyor ki, Necip Fazıl Bey ne yapıyorsunuz? Hesap 27 lira, siz 50 lira bahşiş verdiniz. Hani diyor, senin bana borç diye vermediğin parayı ben bahşiş aldım. Aynısını bana Allah rahmet etsin Kadir abi anlatmıştı. Evet. Kadir Mısıroğlu, Cağaloğlu'ndan taksiye binmiş, işte Bebe'ye gitmiş. Diyelim 35 lira tutmuş taksi. Cebinde de bozuk para yok, 100 lira bırakmış. Böyle bir yapıya sahipti. Evet. Fakat dünyanın en zeki insanı. Şimdi bir gün adliyede siniri bozulmuş. Sultanahmet Adliyesi'nden çıkmış. Sultanahmet Hapishanesi'nde Nazım Hikmet'i ziyarete gitmiş.
Nazım Hikmet'e tabii Necip Fazıl Bey'in geldiğini haber vermişler. Gelir gelmez demiş ki meleklerin hocası hoş geldin demiş. Necip Fazıl Bey de cevap vermiş. Asiye'nin kocası hoş bulduk. Şimdi hadise şu. Halkta bir inanış var. Meleklerin hocası şeytandı diyorlar. Doğru değil ama halkta böyle bir inanış var. Firavun'un karısı da Hazreti Musa Aleyhisselam'a büyük destek vermişti. O meleklerin hocası hoş geldin deyince şeytansın diye söyledi. O da döndü. Dedi ki Asiye'nin kocası hoş bulduk. Firavun. Sen de Firavun'sın dedi. Avni Özgürel anlatıyor. Evine gittik diyor. Necip Fazıl Bey'in evinde kütüphane yoktur. Dönmüş demiş ki üstadım siz galiba kitap okumuyorsunuz. Nereden çıkardın demiş kütüphaneniz yok. Avni demiş hiç sen süt içen inek gördün mü? Eyvallah. Yani Necip Fazıl Bey böyle bir yapının içinde olan bir insandı. Herkes onunla mücadeleden kaçardı. Açık oturumlarda biz Necip Fazıl Bey'i davet ettiğimiz zaman herkes biz bu işten vazgeçtik derlerdi. Şimdi bazı enteresan şeyler anlatacağım. Ringe çıktı mı hükmen galip yani. Hükmen galip. Hükmen galip. Yalnız bu arada Ali Fuat Başkin'in bir hatırlatmasını yapayım. Şunu söylerdi. Dinen günahkar olmak, dindarın tükenmez zevkini gıpta etmeye engel değildir. Yani bizim hayatımızda biz günahkar olabiliriz. Kusurlu olabiliriz. Ama şunu bilelim ki Rabbimiz merhametlilerin en merhametlisidir. Rahman ve Rahim sıfatı vardır. Necip Fazıl Bey de canım İstanbul şiirinde söyler. Günahtan baskın rahmet. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti günahtan günahlarımız ne kadar çok olursa olsun ondan baskındır. Eyvallah. Bu bakımdan şimdi hatıralar geldikçe ben size o CHP parti meclis üyeliği bunu falan. İlk defa duyuyorum. Yani ha. Necip Fazıl Bey bundan bahsetmedi. Yalnız o şeyi gördüm. O hadise şu, Yusuf Ziya Ortaç gibi bir sürü şair, edebiyatçı. Destek olayını mı diyorsun? Destek olayını. Bu yani Cumhuriyet'in yönetiminde, kuruluş halinde bazı başarılı öğrenciler Avrupa'ya gönderilmişlerdir. Bunların içerisinden mühendisler çıkmıştır, heykeltıraşlar, ressamlar gönderilmiştir. Yani Cumhuriyet'i kuran irade, edebiyatın, sanatın hakim olması için destekler vermişlerdir. Burada yapılan hadise Necip Fazıl Bey'in ve diğer şair takımının istediği şey bu faaliyetleri devam ettirmek için bir devlet desteğine ihtiyaç duymuştur. Mesela Süleyman Demirel Bin Temel eseri çıkardı. Turgut Özal'ın verdiği bir fikirdi. Hadise şu, bu kıymetli olan kaynak eserleri 5 lira gibi çok komik fiyata sattılar. Buradaki niyet şuydu, para kazanmak değildi. Tarihe bir kayıt düşmek. Kayıt düşmek, gençler bu kitapları okusunlar, yetişsinler tarzında. Yani ben o evrakta bunu gördüm. Hmm. O zamanki hükümetin politikası ya zaten bu tip yayınları desteklemek. Velev ki öyle olsa da gitse de CHP'ye gitse de CHP'ye karşı Kemalizm'e karşı tutumu ortada adamın. Tabii, yani tabii. Her şeyle ortada. Her şeyle ortada. Yani yalnız şunu ben Kadir Mısıroğlu'ndan dinledim. Bir gün kredi ihtiyacı olmuş. Kadir Mısıroğlu da yurt müdürü. Onu da iş adamı diye götürmüş. Ahmet Dallı, Akbank'ın genel müdürü. Necip Fazıl Bey'in demek ki bazı borçları var. İşte ben idare mesleğini izah edemiyorum falan deyince Necip Fazıl Bey çok üzülmüş. Fakat bir yerde de kalkıp, boş bulunup bu gerici eserleri neye yazıyorsun deyince Kadir Bey diyor ki o ezilen Necip Fazıl bir aslan gibi kükredi. Sen kaç paralık adamsın da benim davam hakkında bu kadar yakışıklık söylüyorsunuz diye anlatmıştır. Müzik bir kimsedir. Bakın mesela anlatayım size. Bunu kendisi kitabında da yazdı. Yahya Kemal, Nazım Hikmet'in annesine sırılsıklam aşıktır. Yahya Kemal hem Necip Fazıl'ın, şey var ya. Evet, hem Necip Fazıl'ın hem de Nazım Hikmet'in şiir hocasıdır. Ve Hikmet Celili Hanım'ın Nazım Hikmet'in babasından ayrılmasının sebebi de Yahya Kemal'dir. İşte Yahya Kemal Nazım Hikmet'e ders verdiği zaman bir gün evi terk ettiği zaman paltosunun cebinden bir not görür. Hocam geldiğiniz evden babam olarak çıkamazsınız diye. Böyle bir şeyin içerisinde ve sonra bu iş olmayınca
Rivayet o ki Yahya Kemal kibrit suyuyla intihara teşebbüs ediyor. Askeri okullarda bir adet var. Hoca sınıfa girdiği zaman mazereti olan bir öğrenci ayağa kalkar, hoca onu konuşturur. Yahya Kemal Bey de sınıfa giriyor, bakıyor Necip Fazıl Bey ayakta. Buyur diyor. Efendim diyor. Bir aşk uğruna kibrit suyuyla intihara teşebbüs ettiğinizi öğrendik. Sınıf adına geçmiş olsun dileklerimizi arz ederiz diyor. O zaman Yahya Kemal diyor ki numeronuz kaç diyor. Necip Fazıl Bey'e bir hafta ev hapsi veriliyor. O derin bir hikayedir. Eyvallah. Yani o hikayeyi siz internette de görürsünüz. Adanın son vapuru kaçmıştır. Hikmet İstanbul'da konsolos eşleri veya büyükelçi eşleri bir resepsiyon düzenlemiştir. Hikmet Celli Hanım çok güzel ve iyi bir ressamdır. Yani böyle vasıflar olan bir şey. Ona tutulmuştur. Yani tutulmuştur. Şimdi 1960'tan sonra Menderes tek başına herkes ona saldırıyor, Adnan Menderes'e. Bu Adnan Menderes'e saldırılar arasında Hürriyet gazetesi birdenbire bir röportaj yaptı. Ben genellikle isim vermemeye çalışıyorum, biliyorum da. Bir kadın romancı dedi ki arkadaşım Menderes isimli bir tefrika yazacağım. Necip Fazıl Bey sanırım onun niyetini anladığı için Yeni İstanbul'da bir yazı yazdı. Bu hanımefendinin tarihe ışık tutacak tefrikalarını dört gözle bekliyoruz. Fakat bu hanım romancı Adnan Menderes'e geçen özel hayatını anlatmaya başlayınca Yeni İstanbul'da yeni bir yazı kaleme aldı. Değerli okuyucularım, sizden özür dilerim. Ben bu hanımefendinin tarihe ışık tutacak tefrikaları yazacağını sanmıştım. Meğer yanılmışım. Bu kadının bütün medarı iftarı eski bir başbakan tarafından nokta nokta noktamış olmak. Şimdi bir başka enteresan, yani bunları belki yerde dinleyebilirsiniz. Necip Fazıl Bey'in şiirlerine yasak konmuştur. Nazım Hikmet, Necip Fazıl, biri Marksist, biri İslami düşüncelerde olduğu için sistem buna izin vermemektedir. Hece vezninin en mükemmel şairi Necip Fazıl'dan nesiller mahrum edilmiştir. Edebiyat kitaplarında herkes vardır, Necip Fazıl yoktur. Evet. Bir gün radyoda coğrafya saatini tesadüfen dinlerken baktım bir dizeler söyleniyor. Hani Yunus Emre ki kıyında gezerdi, hani ardına çiğil çiğil kubbeler evet, serpen oldu. Nasıl telefonla sarıldım, üstadım dedi, müjdeler olsun. Ne oldu dedi, sizin dizeleriniz radyoda okundu. Hangi programda dedi, coğrafya dersine bana bak dedi. Bu bir coğrafya şiiri değil, bu bir ihtilal şiiridir. Eyvallah. Ve Necip Fazıl Bey bunu çok mahzun kaldı. Yani bu şimdi meydanlarda okunan şiirleri o gün o kitleler sevenler hariç duymadılar. İsmail Kahraman'ların evinden çıktık. Hep beraber gittik Necip Fazıl Bey'in evine. Bize ikram yapıyor. Ben biraz ailenin çocuğu gibiydim. Aa baktım. Evlerinde bir sini börek var. Onu da biz bitireceğiz. Aileye bir şey kalmayacak. Önümüze getirdi. Çocuklar şey yapacak. Bunu farkına vardığım için herkesin kulağına eğildim. Fıs fıs. Dedim ki herkes tok. Birer tane ufak bir dilim alın. Bu şey bu kadar da ikram. Yani benim çocuklarım burada aç kalacak diye düşünmedim. Böyle ikramı seven ilk bir ne adam. Zaman tanıştınız hocam? Benim tanışmam şöyle oldu. Ali Fuat Başgil'i anma günü yapıyorduk. Ben de takdimciydim. Nerede? Bu, Milli Tüketim Birliği salonunda takdimdeydim. En son Münip Hayri Ürgüplü konuştu. En son zaten az sanatçı olduğu için, az solist olduğu için o alır. Ben bunu Sakarya türküsüyle tanıttım. Oradan hoşlandı. İndi. Cumartesiydi. Bana dedi yarın saat 11'de geleceksin dedi. Evin dedi buradadır dedi. Ve ben o vesileyle gittim. Onun da böyle konferansını dinlediğim için böyle bir disipline sahip olduğunu bildiğim için gittim. Tam saat 11'e 5 kala kapısında durdu. Kapıyı çaldım.
Bir genç çocuk indi. Dedim ki benim beyefendiyle randevum var. Kapıyı suratıma kapattı. Gitti yukarıya. Beyaz bir gömlek giydi. Beni içeri aldı. Sonra üstad da geldi. İşte böyle bu dedem bu, şu bu filan tarzında o aristokrat havalar içine girdi. Sonra efendim dedim. Anlamadığım bir şey oldu dedim. Bir dedim çocuk karşıladı. Kapı kapandı. Sonra dedim beyaz gömlek. Ay dedi. Sizi dedi üniformasız mı karşıladı dedi. Öyle ol dedim. Çocuk geldi. Böyle mi ol dedi. Evet. Bak dedi. Eşek olduğun için kızmıyorum. Allah seni eşek yarattı. Yani Necip Fazıl Bey'in... Allah selamet versin. Ya bazen ben de düşünüyorum da hocam. Mesela o Paris'teki o hayatı, o gece hayatları, gündüz hayatları, işte bazı bahsedilen Üstad Necip Fazıl Kısaköy'le alakalı menfi şeyler. Hani siz de demin sohbetinizde bir ara dile getirmiştiniz. Yani Cenab-ı Hak onu her deliğe sokmuş. Sokmuş. O deliklerde tecrübe edinmiş. Yani onu yaşamasaydı bu eserleri veremezdi. Veremezdi yani. Bakın en güzel eserlerini parasız kaldığı zaman vermiştir. Yunus Emre'ye ben şahidim. En sıkışık zamanlar. Tabii yani. Hapisteyken zindandan Mehmet'e mektup, ya, Sakarya muhteşem. Türküsü hep burada yazmıştır. Ve bunlar yani bu zatın tefekkür kabiliyeti çok mükemmeldir. Mehmet Akif büyük bir şairdir. Ama Necip Fazıl Bey'in çarpıcılığı, vuruculuğu onda olmadığını düşünmekteyim. Muhteşem doğru. Bir isim, muhteşem bir renk. Ve Necip Fazıl Bey hep ölümünden sonra bir nur patlamasını bekledi. Mezarımın başında dedi, o sesleri duyacağım dedi. Ve insan ölsek de sevinin, eve dönsek de diyor. Evet. Baba katiliyle babam baba bir safta diyor. Hep böyle horlanan. Her gün taptaze, tabii. Fırından çıkmış gibi sözler, aynen. İfadeler. Kimsesizlerin kimsesi olmuştur. Ya. Sessiz kitlelerin sahibi olmuştur. Allah davasının yolunun öncüsü olmuştur. Bana derdi ki, sevgilim hapisteyken başımı secdeden kaldırmam. Ama çıktığım zaman da koy verir gider. Kemal Şadoğlu vardı, Allah rahmet eylesin. Babamın dedi ki dostudur onlar şeyde. İstat dedi, ben namaz kılmaya gidiyorum. Kılmalısın dedi. Eğer kılmalısın. Üstadım dedi. Kılmalıyız. Yes. O da böyle. Allah gani gani rahmetsin. Çok samimi, çok güzel Müslüman insanlardan birisiydi. Eyvallah, böyle bir şey yaşadı. Necip Fazıl gerçekten mesela mahkemede ağır cezada yargılanıyor. Tabii muhteşem bir belagatı var. Ağır ceza mahkemesi üyelerinden birisi de bir hanım. Hanım ağlamaya başlıyor. Orada bile tebliğ yapıyor. Bakın nasıl yapıyor tebliğ. Duruyor, susuyor. Ağır ceza reisi diyor ki devam edin diyor. Ben diyor hanımefendinin gözyaşlarının dinmesini bekliyorum. O demiş ki onu beklemek ama o demiş sizin lehinize. Onun gözyaşı sizin lehinize. İşte hakim bey diyor burada bir İslam'ın hakikati tecelli ediyor diyor. Ya. İslam'da diyor kadın iki şey olamaz diyor. Hakim ve imam olamaz diyor. Ya. Yarın diyor benim karşıtım olan bir kişi gelir. Burada duygusal... bu şekilde duygusal yapılır. Bu hanımefendi yine etkilenir. İşte cezaevinde morali bozulmuş. Nazım Hikmet'i ziyaret ederken diyor ki Nazım bir gün biz iktidar olursak seni idam sehpasında sallarım. Sonra oturur hüngür hüngür ağlar. Yani böyle bir Allah şeyin rahmet. İçinde Allah rahmet eylesin. Ben eyvallah. İyi ki yani bakın haddimi aşarak söylüyorum. İyi ki Necip Fazıl Bey'in kusuru olurdu. Nitekim Mehmet Zahid Kotka Hazretleri'ne bir arkadaşımız sormuş. Böyle böyle kusurları var. Buyurmuşlar ki eğer bu kusurları olmasaydı ona peygamber mi diyecektiniz? İnsanız, kusurumuz vardır. Hatalı. Ama Necip Fazıl Bey'de şu hasret vardı. İşlediği günahların farkındaydı. İşlediği günahlar ferdi günahlardı. Yani kamu malına tecavüz etmek, insan haklarını çiğnemek değil. Böyle bir şeyin içerisinde beşeri zaafları vardı. Bunun üzüntüsünü yaşadı. Ama şu da var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bir kul
elini açsa, bağışlanmasını istese, ben onu reddetmekten haya ederim, utanırım, sakınırım diyor. Ya. Nitekim Elmalı Hamdi Efendi'nin tefsirinde var. Böyle bir kul yalvarmış, Cenab-ı Hak da affını bağışlamış. Eyvah. Melekler demişler ki, ya bu bağışlanacak bir kişi değil, olsun demiş. Madem ki bu kul bana böyle iltica etti, ben onu bağışlarım. Onun için ümit ediyorum, ben şahitliğim noktası şudur. Necip Fazıl Bey, kamil bir imanla bu dünyadan ayrıldı. Ama bıraktığı eserlerle mezarına devamlı rahmet yağıyor. Eyvallah. Rahmet Eyvallah. Yağıyor bunu. Onun için en son hatırlatacağım hadise, evet. Sultan Vahdettin Han diye bir kitap yazdı. Şimdi Necip Fazıl Bey'in Atatürk karşıtı düşünceleri ol doğrudur. Fakat bir bilimsel seviyede, bir ilmi seviyede yapmıştır. Asla da hiç kimsenin ruhunu incitmemiştir. Yani hakaret yoktur, saygısızlık yoktur. Bakış açısından doğru yapılan şey budur, eksik olan şey budur diye bir düşünceye sahip olmuştur. Sultan Vahdettin Han kitabında 13. baskısında bir suç duyurusu yapıldı. Mahkemeye gitti fakat talihsizlik Atatürk'ün 100. yıl dönümüne geldi. Hmm. Televizyonlarda her gün Atatürk diyor ki diye programlar var. Hakimler ciddi baskı altına kadar zannediyorum. Bir bilirkişi kuruldu. Bilirkişi bu Necip Fazıl Bey'in Sultan Vahdettin Han isimli kitabını inceledi. Atatürkçü olan bu bilirkişiler şu raporu verdiler. Necip Fazıl'ın Atatürk karşıtı düşünceleri kamuoyunun malumudur. Malum. Ancak bu kitapta Atatürk'ün ruhunu inciten en ufak bir ima dahi yoktur. Sultan Vahdettin'in milli mücadeleyi yürütmesi için Atatürk'e verdiği destekten talimat, ve ona teslim destek. Ettiği bir savaş emanetinden ibarettir tarzı yerdi. Ve maalesef bu mahkemeden geçti. Yargıtay safhasında bir takım girişimler oldu. Benim de kuzenim Ankara'daydı. Onu devreye soktuk. Ama ikna edemedik. Hmm. 1-4 oyla Yargıtay bu cezayı onadı. Onadığı zaman Hüsamettin Çelebi, hiç unutmam, Günaydın gazetesinde. O zaman Günaydın çok satan bir gazeteydi. O da o devrin ünlü bir yazarıydı. Dedi ki, yani bu yanlış bir karardır. Dolaylı ve ima yoluyla bir ceza verilemez. Bu, dedi, adalet dünyası için çok ciddi bir sıkıntıdır. Fakat o dönemde... O vefat ettiği zaman üstünde... Tabii mahkumiyet kararıyla oldu. Mahkumiyet kararıyla oldu. O yani, benim o karar. Tabii anlatacağım hadise şu. Necip Fazıl Bey'in son döneminde diyabete bağlı, şeker hastalığına bağlı körlük vardı. Gözü görmüyordu. O sırada Kenan Evren bunu imzalamadı. Üstün inançtan duydum. Şimdi üstün inanç hayattadır. Kemal Ilıcak, Kenan Evren Paşa'yı ziyaret ediyor. Diyor ki, Nazlı Ilıcak'ın da mahkumiyet kararı var. Bir iki ay hapis cezası ver. Ben bunu Nazlı için istemiyorum. Nazlı için istemiyorum. Ama Necip Fazıl Bey'in sağlık durumu kötü. Gözleri görmüyor. Hapis cezasını çekmesi mümkün değil. Yani ben çok şaşırdım. Hmm. Kenan Evren demiş ki, o bir komünisttir demiş. Yani böyle bir şey söylemiş. Ki üstünden hayalen hayatta ona sorulabilir. O Kemal Ilıcak'tan da. Tabii geldik, sıkıştık. Biz adli tıptan rapor çıkardık. Süleyman Yalçın uğraştı, Ayhan Songar uğraştı. Sonra şimdi Fenerbahçe Üniversitesi rektörüdür. Onun babası Şevki Arat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı. Çaresizlik içerisindeyiz. Evde oturuyoruz. Ben de Şevki Arat Bey'le tanıdığım için, o da Necip Fazıl Bey'i seven birisi. Nasıl hapse sokmayız diye düşünüyoruz. Bir ara Neslihan Hanım eşi dedi ki, istat dedi, gir hapse dedi. Çünkü zamanlama yapıyoruz. Yani Allah alem ölüm günleri yaklaşıyor diye görüyoruz. Ben de dedim ki, üstadım siz girerseniz büyük bir ses getirir. Hanımı nasıl bana dedi, ya dedi, Erman sen bana acımıyor musun dedi. Benim bu halimi görmüyor musun? Ben dedi, nasıl cezaevine girer? Ve biz gittik. Bir de o şeye girmek istemiyordu. Hastanede onu incelemeye tabi tutuyorlardı. Neyse, Allah rahmet eylesin, Şevki Arat Bey bu imkanı sağladı. Biz bir aylık rapor götürdük. Bir aylık rapor götürdük. O raporu verdik.
ve evindeyken yalan olmasın 2 veya 3 gün sonra Necip Fazıl Bey vefat etti. Vefat etmeseydi... Yani bir ay sonra tekrar biz belki rapor alacaktık. Evet. Ama gözleri görmeyen bir insan. Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve Ayhan Songar'ın anlattığını söylüyorum. Ayhan Songar o zaman adli tıpta gözetmen başıydı. Yani o zaman yönetim hem annesini hem babasını öldüreni affetmişti. Ama Necip Fazıl'dan bu af esirgendi. Şevki Arat Bey Sinop'ta infaz savcılığı yapmıştı. Dedi ki hapishanelerde mahkumlar eğer çekmesinde yarar yoksa bu bir atifet değildir. Af bir mecburiyettir. Yani siz onu lütfedip de affedemezsiniz. Çünkü adamın gözleri görmüyor. Adam komalık vaziyette. Yaş kaçtı o zaman hocam? Yani ben tahmin ediyorum 80 üzerindeydi. 80 üzerindeydi. Zaten cezai ehliyeti de kalkıyor. İşte yani o zaman kanunlar buydu. Necip Fazıl Bey'i biz sonra ümitlendik. Bir ara Kenan Evren Uzakdoğu'ya seyahate gitti. Nurettin Ersem biraz daha dindarlara yumuşak diye söylediler. Ona imzalatılırız diye düşündük. Ama o da olmadı. O da olmadı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ben Allah'ın günahkar bir kuluyum. Onun için ama bir insanı olduğu gibi tanımakta da fayda vardır. Eyvallah. Bugün bu biz zatı bırakıyoruz. Biz seviyoruz ve besleniyoruz. Tabii. Bugün hepimizin kusuru vardır. Ama bu zat-ı muhteremin bıraktığı eserler belki milyonlarca insanın kurtuluşuna vesile olur. Kamil bir imanla dünyadan gitmelerine vesile olur. O kadar insanın da cehennem azabından kurtulmasına vesile olur. Bu bir fani için en büyük bahtiyarlıktır. Evet, kusurları kendine ama bıraktıkları bütün bıraktıkları ümmete muhteşemdir. Destek. Onun için unutmayalım, 2 tane Necip Fazıl vardır. Biz 2. Necip Fazıl'la beraberiz. Eyvallah. Sağ olun, benim, çok teşekkür ederim. Kendisi zaten söylüyor, benim geçmişim diyor çöplük, o çöplüğü köpekler karıştırır diyor. Yani buna benzer böyle şeyleri var, getiriyor. Aynalar şiiri her şeyi söylüyor. Eyvallah. Her şeyi söylüyor. Eyvallah. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun efendim. Allah razı olsun hocam. Sağ olun, teşekkür çok teşekkürler. Sağ olun.